Herkese günaydın. Gördüğünüz gibi çok mükemmel bir gün. Evimdeyim yine. Balkondayım. Biliyorsunuz benim balkonumda yağ olmaması için falan yani mutfak yağ olmaması için balkonda bir tane tezgah almıştım falan. Tezgah diyorum ya, ocak almıştım. Burada yapıyorum bazı şeyleri. Burayı görmeyin şimdilik, bu başka. Bugün şöyle bir seriye başladım. Yani bugün çekmeye başladım. Uzun zamandır düşünüyorum ama önce yağlanacağız dostlarım. Bu arada ben 6-7 aydır falan spor yapmıyorum biliyorsunuz. Beslenme de yapmadım. Başka şeylerle ilgilendim. Nelerle ilgilendim, nasıl bir hayatım geçti onları da anlattığım güzel bir video olacak size. Yani şöyle söyleyeyim. Sadece evde oturdum. Boş boş takıldım. Ve tecrübelerinizi anlatacağım. Evde boş boş oturmanın tecrübelerinizi anlatacağım. Kesinlikle yapmayın. Sadece sadece oturmayın. Her zaman kendinizi geliştirin diye bir video yapacağım. Neyse. Bu videonun konusu dostlarım önce yağlanıyoruz. Ondan sonra hep birlikte fit olmaya gideceğiz. Bunları günlük günlük paylaşacağım. Tabi yağlanmayı günlük paylaşmayacağım, açık söyleyeyim. Birkaç tane yağlanma ile ilgili video çekeceğim. Yani bir Türk insanının klasik bir iki günlüğünü çekeceğim. İşte sabah patates kızartması veya işe giderken poğaça gibi falan gibi örnekler vereceğim. Yağlanacağım. Sonra formumu göstereceğim size başka bir videoda. Ondan sonra minik minik neler yaptığımı, nasıl kardiyo yaptığımı, nasıl beslendiğimi, nasıl antrenmanlar yaptığımı size göstereceğim. Ve benim yağlı bir fizikten 1 ay, 1,5 ay, 2 ay gibi çok kısa bir sürede nasıl toparladığımı göreceksiniz. Siz de neler yaptığımı görüp fikriniz olacak falan derken bu şekilde ufak böyle 1,5-2 aylık bir video projem var diyeyim. Aynı zamanda tabii oyunculuğa giriştim biliyorsunuz. Hatta bugün audition vermeye gideceğim falan. Yani yeni bir proje için bir oyun vereceğim. Eğer beğenirseler yeni projeyi alacaklar falan. Derken bugün çok işim var. Arabayı tamir ettireceğim falan filan. Daha neler neler. Benim baby burada yatıyor. Falan dostlarım. Videoya başlayalım. Birazdan kahvaltıya gideceğim. Nasıl bir kahvaltı yapmamalısınız? Hazırladım kahvaltıyı. Gördüğünüz gibi reçelim var. Patates kızartmam. Birazcık kızartma patatesi değilmiş ama bu şekilde oldu. Poğaça. Ekmeğe reçele bandırdığımı, yanında böyle şekerli şekerli çay içtiğimi, sonra patates kızartması, poğaça falan yediğimi düşünün. Ben bu şekilde örnekler veriyorum ama sosyal medyada şöyle bir şey fark ettim ben. Yani herkesin hayatına direkt olarak örnek vermek gerekiyor. Mesela ben burada kahvaltıda poğaça yiyorum, adam diyor ki ama ben işe giderken yiyorum, ayakta yiyorum, fark eder mi? Yani fark etmez, anlatabiliyor muyum? Poğaça varsa ne şekilde poğaça yediğinizin önemi yok. Evet, çok basit, çok da komik bir detay ama maalesef insanlar böyle direkt kendi hayatlarına temas etsin istiyorlar. Yani herhangi bir şekilde bunları yememeniz gerekiyor benim şu anda olduğum fiziğe sahip olmanız için. Bir fitness modeli olarak çok böyle bana uygun olmayan bir cümle kurdum ya. Neyse dostlarım, örnek olmayan bir kahvaltı gayet. Yanında şekerli bir çay olduğunu düşünün. Yani bu gerçekten sizi yağ yakmanızı geçtim yani. Yağ yakmanızı geçtim. Sağlıklı olmanızı tamamen engeller. Dediğim gibi bugün örnek olmayan bir gün çekeceğim size. Vlog tarzında neler yediğimi falan. Klasik Türk yani. Canım bir tatlı çekecek. Tatlı yemeye falan gideceğim. Bir şeyler yiyeceğim. falan derken. Kahvaltım bu. Bugünkü kahvaltım bu. Formumu da çekeceğim. Birkaç gün sonra size yükleyeceğim. Formum leş. Sonra birlikte ufak ufak form videosundan sonra ufak ufak toparlanmaya başlayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi bakalım bugün daha neler yapacağız. Patates kızartmasının neden zararlı olduğunu, patatesin aslında zararlı olmadığını, tam tersi yemeniz gerektiğini, patates kızartmasının neden zararlı olduğunu ben çok güzel bir şekilde açıklamıştım size. Veya benim videomu da izlemenize gerek yok. Direkt açıklamaya yazın patates kızartması neden zararlıdır diye. Çok güzel bir bilgi oldu çünkü çok fazla tüketilen bir şey Türkiye'de. Dolayısıyla bununla ilgili güzel bir bilginiz olması güzel bir genel kültür. Yani bugün misafirliğe falan gidersiniz, ya patates kızartması da bundan dolayı zararlı derseniz gerçekten güzel oluyor. Kısaca özetleyeyim. Yağlar değil, bunu ayçiçek yağıyla yaparız genelde. Ayçiçek yağı zaten çok tavsiye edilmeyen bir yağ. Kesinlikle kullanmayın, ben de tavsiye etmiyorum. Kaynadığı zaman, yani çok ısıya maruz kaldığı zaman bir sürü zararlı madde ve etken dışarı çıkartır. Patatesi bunun içine attığınız zaman sünger gibi o zararlı yağı çeker ve dolayısıyla zararlı hale döner. Yararlı şey zararlı hale dönür. Kızartmalar aslında genel mantığı bu şekildedir kızartma. Yani neyi kızartırsanız kızartın, zararlı olmasının nedeni budur aslında bakarsanız.
Ben kahvaltımı yapayım. Mükemmel bir kahvaltımı yapayım. Arkadaşlar. Herkese selam. Şimdi mükemmel bir kahvaltı yaptım biliyorsunuz. Kendimi hiç formda zinde hissetmiyorum. Hiç hareketli hissetmiyorum. Patates kızartması gerçekten insana enerji falan vermiyor yani. Bunu bir kere daha denemiş oldum. Uzun zamandır yemiyordum. Şimdi bir işim var. Bir kargoya gideceğim. Artık ilaç satmaya başladım. İlacımı güzel bir şekilde kargoladım. Ve sizin tanıdığınız birisi benden alışveriş yaptı. Ama tabii kim olduğunu söyleyemem. İlaç sattığım için. Belki bir gün kendisi açıklar. Sizin tanıdığınız birisine satacağım yani bunu. Birazdan kargolayacağım falan. Sonra da biraz işim var. Onları tabii çekmeyeceğim ama bugün gerçekten kötü besleneceğim. Nasıl beslenme olmamalı ondan bahsedeceğim. Akşam belki biraz alkol falan yaparız. Hani alkol de olmamalı yani, bunu söylerim. Yoksa canım alkol istediğinden değil yani. Canım takılmak istediğinden değil. Böyle arkadaşlarla falan oturmak istediğimden değil yani. Sadece sizin nasıl bir gün geçirmemenizi anlatmak istiyorum. Yoksa alkol falan içeceğimden değil. Canım istediğimden değil yani. Siz de inanmadınız. O da neyse. Şimdi birazcık işlerim var. Onları halledeceğim. Şu kargoyu vereyim. Ondan sonra arabayla ufak bir uğraşacağım. Yeni bir araba aldım. Arabayla ufak bir şeyler yaptıracağım. Görüntülü bir ses sistemi. Ses sistemi zaten var da bayağı bir ses sistemi var. Görüntülü bir teyp falan taktırmayı düşünüyorum. Neyse. Sonra bugün yediğim şeylerden falan bahsedeceğim size. Nasıl bir gün olmamalı sizin için onu anlatıyorum. Tekrardan söyleyeyim. Bakalım. Arkadaşlar hem birazcık işlerimi hallettim. Şimdi bir yemek yiyeceğim ama size ev yemeklerinden bahsetmek istiyorum biraz. İşte ev yemekleri zararlı mı değil mi? O yüzden bir ev yemekleri satan bir dükkan bulmak istiyorum. Hani hem yiyip hem size anlatmak istiyorum. Bulamazsam da anlatacağım. Bulamazsam daha çok böyle Türkiye'de kolay bulunabilecek zaten. Türkiye'de ne bileyim sık sık yenilen bir yemeğe örnek vereceğim. Zararlarından falan bahsedeceğim. İşte yani bugün olmaması bir gün, olmaması gereken bir gün. Yani yememeniz gereken bir gün. Yapmamanız gerekenlerden bahsediyorum. Sağlıklı olmak için, fit bir fiziğe sahip olmanız için yapmamanız gerekenlerden bahsediyorum ben bu videoda. Şu an mesela acıktım. Atıyorum günlük işiniz var veya okuldan çıktınız, tamam mı? Acıktınız, ne yiyeceksiniz? Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten sağlıklı bir şey yok yani. Sağlıklı, hani bunu yiyebileceksiniz dediğim çok az şeyler var. Tavuk ızgara, tavuklu salata bu şekilde AVM'lerde falan var aslında. Burada da bir kafeye oturmanız gerekiyor ama tabii ki de bir pideden, bir çiğ köfteden falan çok daha, biraz daha pahalı oluyor. Neyse ben ev yemekleri yapan bir yer bulayım. Bulamazsam da yine anlatacağım dediğim gibi. Olmadı ayrı bir video yaparım. Şimdi ben bir yerde bir yemek yiyeyim abi. Sonra çekeceğim. Sonra belki bir de çiğ köfte yerim. Yani yapmamanız gerekenleri yapıyorum bakın. Yemekten sonra bir de çiğ köfte yerim. Yoksa canım çektiği için değil yani. Sizin yapmamanız gerekenleri size öğretiyorum. Neyse. Hadi bakalım bir yemek yiyeyim artık ben. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Yürüdüğüm yerde hiç adam gibi bir yemek bulamadım. Tam da karşıma tavuk pilav geldi. Zaten bir sporcu olarak tavuk pilava hayır diyemiyorum biliyorsunuz. Yani gayet sağlıklı bir öğün yedim. Onu çekemedim size ama bir sulu yemek yiyip aslında sizi göstermek istiyordum. Şöyle sulu yemeğin içindeki aslında o hani sulu yemek değil de yağlı yemek olduğunu, o kaşığı soktuğunuzda kaldırdığınız su değil de yağ olduğunu size göstermek istiyordum ama başka videoda göstereceğim. Söz bununla ilgili bir video yapacağım. Ev yemeklerini aslında zararlı mıdır? Neye dikkat edersek yararlıya dönüşür? Nasıl pişirmeye dikkat etmemiz gerekiyor falan. Hepsine bahsedeceğim. Şöyle söyleyeyim. Çiğ köfte aldım. Birazdan çiğ köfte ile ilgili bir video çekeceğim. Yani şu anda dediğim gibi beslenme nasıl olmaz? Onunla ilgili bir video çekiyorum. Hatta bunu söyleyeli bayağı oldu bunu söylediğim. Çünkü beni anlamanızı istiyorum, açık söyleyeyim. Anlamanız için sürekli söylüyorum. İşte yemek yiyorsun. Ondan sonra işte bir çiğ köfte yiyeyim. Ondan sonra hiç dikkat etmeden başka bir yemek yiyeyim. Sonra spora gideyim. Sonra spordan sonra bir şeyler yiyeyim. Ondan sonra tatlı yiyeyim falan. Yani bu şekilde yaparsanız hiçbir şey olmaz. Onu göstermeye çalışıyorum aslında bakarsanız size. Biraz da çiğ köfteden bahsedeceğim. Arkadaşımın evine gideceğim birazdan. Arkadaşımın evinde çiğ köfte aldım falan, belki yeriz diye. Falan bahsedeceğim dediğim gibi. Bahsedeceğim yani. Dostlarım tekrardan merhaba. Bu videonun son kısmı artık. Sonra bunu çektikten sonra kapatacağım. Waffle yiyorum gördüğünüz gibi. Neden yiyorum? Biliyorsunuz bu videonun amacı neydi? Bu videonun amacı sizin yapmamanız gerekenler. Yani şu anda ben yağlanmaya çalışıyorum. Yağlanmak için yaptığım şeylerdi bunlar. Birkaç bir şey gösterdim ama az çok anlamışsınızdır. Biraz yakından çeker misin?
Duysunlar çocuklar bizim sesimiz. Falan filan anlatıyordum. Sonra ne anlatacak? Sonra şunu anlatacağım. Dediğim gibi bu yapmamanız gereken şeyler. Ben şu an waffle yiyorum. Yağlanmak istiyorum. Yani beni izleyen çocukların, beni izleyen insanların ortalama bir fiziğine ulaşmak istiyorum. Yani biraz böyle yağlı, birazcık çekim bir fiziğe sahip olup sonra bunu birlikte geliştireceğiz. Bu kendimi kötüleşme dönemini çok fazla çekmedim. Çünkü hani hem öyle bir fikrim yoktu. Zaten 4 aydır spor yapmadım. Sonradan bu projeye başladım. Sonradan kendimi kötüleştirmeye başladım fiziğim falan. Yani dolayısıyla çekmedim yani, ne bileyim, çekmedim işte. Ama tabii ki de sizi geliştirecek olan bu iyi videoları, yani sizin yapmanız gereken şeyleri tabii ki de eksiksiz bir şekilde yüklemem gerekiyor. Sizin de daha iyi anlamanız için. Dediğim gibi onları eksiksiz bir şekilde yükleyeceğim. Ama bu yapmamam gereken şeyleri, eksikliklerini zaten biliyorsunuz az çok. Waffle çekiyor, çocuklara canı çekecek. Abi derken ben waffle'ımı yiyeyim. Bu arada çok kısa sürede başlayacağım. Siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Ben 2 gün, 3 gün sonra ufaktan başlayacağım. Başladığım ilk gün zaten formumu atacağım. Sonra birlikte gelişeceğiz ufak ufak. Neler yaptım falan her şeyi söyleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımı da izlemeyin. Ya da izlemeyin ya. Ben bakmama utanıyorum yemin ederim. Diğer videolarıma bakmayın hiç. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ben Neil Yıldırım, açıklama kısmında yazıyor. Kendinize çok iyi bakın. Hangi bu kamek ve dam?